Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten hem çok şık hem de çok kolay bir örgü modeli. Bu örgü modelimizden neler yapabiliriz? Yelek modelleri olabilir, şal modeli olabilir, bebek battaniyesi olabilir, bebek örgülerinde kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Ben böyle lif ipinden göstereceğim arkadaşlar. Şöyle rengi daha açık bir mavi aslında birazcık daha koyu çıktı kameradan. Sizler yapacak olduğunuz örgüye göre ipinizi kullanabilirsiniz. Ve elime yatkın olarak da şöyle 5 no 1.5 milimlik bir tığım var. Şöyle gözüktü mü bilmiyorum ama. Evet sizlerde elinize yatkın olan herhangi bir tığı kullanabilirsiniz. Ben ön hazırlık olarak şöyle size için gelişi güzel zincirimi çektim. Küçük bir parça göstereceğim. Çünkü zincir üzerine kuracağız arkadaşlar modelimizi. Evet sizler yapacak olduğunuz örgüye göre modelinizi e, zincirinizi çekersiniz arkadaşlar. Şimdi tamın başını doladım. Bakın. 1, 2, 3, dördüncü zincirimin içerisine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle kameramı bir. Evet, şimdi hemen yanındaki zincirin içerisine batıyorum ve bir trabzan daha yapıyorum. Yeleğimizin kenar trabzanlarını yapıyoruz arkadaşlar. Zincirimle beraber dört tane trabzan. Bakın bu şekilde. Baştaki zincirimi de sayıyorum. 4 tane tırabzanım oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincirimin içerisine batıyorum. Ve ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın buradaki yapmış olduğum tırabzanın şöyle birine dolayarak yapıyorum. Trabzanımı dolduracağım. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Baştaki zincirimle birlikte 4 tane oluyor arkadaşlar. Tamın başını doluyorum. 1 2 3. zincirimin içerisine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ipimi bir alayım. Tamın başını doladım. Takip eden zincirimin içerisine batıyorum. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet toplamda 3 tane trabzan yaptım. Tamın başını doladım. 1, 2, 3. zincirimin içerisine batıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. Trabzanımı dolduruyorum. 1, 2 3 zincirimi sayarsam toplamda 4 tane trabzan olmuş oluyor bakın şu şekilde saydığımız zaman saymazsak 3 tane trabzan yapmış oluyoruz tamın başını doladım 1 2 3. zincirin içerisine batıyorum ve 2 de çıkıyorum hemen yan yana 3 tane trabzan yapıyorum ara trabzanlarımı yaptım bakın tamın başını doluyorum 1 2 3. zincirimi içerisine batıyorum ve trabzan yapıyorum 3 tane zincir tamın başını doluyorum bir tane model bir tane ara trabzan bir tane model bir tane ara trabzan yapıyoruz arkadaşlar Tamam başını doladığım 1 2 3. zincirimin içerisine battım. 2 ve 3. Bakın bu sıramızı bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı bu şekilde tamamladım. Son e, buradaki trabzanlarımızı bakın 3 tane yaptım ben sizin için bir tane daha yapacağım bakın başta da dört tane yapmıştık ki hani zincirimizle beraber şimdi son kısımda da yine dört tane yapacağım dördüncüyü sizinle birlikte yapmak istedim şöyle Evet bakın ilk sıramız bu şekilde bir iki üç tane zincir çektim geriye döndüm tamın başını doluyorum trabzanın üzerine trabzan yapıyorum bakın tam bu e, Trabzan dibine batmadım, takip edene battım çünkü batmış olsaydım arttırma işlemi yapmış olurdum. Hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu kısımda bir iki tane zincir çektim. Bakın, şöyle şuradaki e, zincirimin tepesine batacağım arkadaşlar. 3 tane zincir çekmiştik orada hatırlarsanız eğer zincirimin tepesine batıyorum ve sık iğne ile sabitledim. Yine bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle. Trabzanlarımın üzerine trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Burada bir değişikliğimiz yok. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın yine zincirimin tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 iki, iki tane zincir çektim. Tamın başını doluyorum ve trabzanımın tepesine batıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam edelim. Bakın şu şekilde olacak. Sonuna kadar yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum geriye dön. Yine tır kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar hızlıca. Evet trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada tamın başını doluyorum. hiç zincir çekmeden buraya bir sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. İşte tam bu sık iğneye batıyorum. Bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim. Tamın başını doluyorum. Trabzanımı dolduruyorum burada. Yine 3 tane trabzan yapacağım. Tamın başını doladım hemen buradaki trabzanlarımın tepesine geldim. Bu trabzanlarımız hiç değişmiyor arkadaşlar. Tamın başını doluyorum. Bakın zaten yeri belli. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir tamın başını doladım. Bu şekilde Trabzanımı dolduruyorum. Tamın başını doladım. Hemen diğer trabzanlarımın başına geçiyorum. Tamın başını doluyorum. Buradaki sık iğnemin tepesine battım. Bakın. Bu sıramız da bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın bu sıramız da tamamlandı. Gördüğünüz gibi gerçekten hem basit hem de şık bir model. Evet. Şimdi ben yine trabzanlarımı yaptım. Kenar trabzanlarımı şöyle geriye dönüşte bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki zincirimin tepesine batıyorum. Bu şekilde İki tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki trabzanlarımın tepesine geliyorum. Yani arkadaşlar modelimiz bundan ibaret. Gördüğünüz gibi hem çok çabuk giden hem de çok e, basit bir model. Fazla ip yiyeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.